Hadi Rosie. Affedersiniz, onun saçını kesmeliyiz. Kardeşimin saçları biraz uzun. Hayır! Saçların artık yüzüne düşüyor Rosie. Hatırlamıyor musun? Önüne bak, dur! Duvar. Saçları sürekli benim yüzüme geliyor. Hayır. Bu taraftan lütfen. Tamam, sağ olun. İyi olacak Rosie, sana söz. Bu da sonunda artık çıkacak. Rosie gerçekten sıkıştı. İğrenç. Anne. Bu bayağı dolanmış. Galiba çıkarmak için kesmek gerekecek. Kes. Endişelenme. Acımayacak. Oo. Oha. Aha. Saçlardaki eski kil topağı sorunu. Bunu şimdi hallederiz. Pembe. Sevdin mi? Aa, sağ ol. Seninkini de çok güzel yapacağız bugün küçük hanım. Korkma. Evet, saç kestirmek harika. Bak, göstereceğim. Benim gibi komik palyaço saçların olabilir. Ha, ve peki ya bu? Tada! Ding, de, ding, ding. Bu sana çok yakıştı Caillou. Veya... Sanırım benim saçlar da çok uzun. Bu da bayağı bir renkli. Oo, sevdin mi? Hı-hı. O zaman ben ne yapacağımı biliyorum. Tamam. Hı-hı. Oyun hamuru çıktı. Ah. Çok iyi oluyor Rosie. Sadece biraz su Rosie. Sadece ıslatıyorum ki rahat keseyim diye. Bak. Su işte. Gıdıklıyor. Bana da lütfen. Kendini teknede farz et. Ve de işte son dokunuş. Harika görünüyor Rosie. Evet, ben sana dedim saç kesimi.
Zevkli. Evet. O? Aa, güzel. Ha? Ha? Bugün bir hayvanımız olacağı için çok heyecanlıyım. Ne tür bir evcil hayvan almak istersiniz? Bir at. Bir at bizim ev için biraz fazla büyük olabilir. Bir keçi. Bu bence çok kötü fikir. Tavşan alabilir miyiz? Bence tavşan harika olur. Ama hangisi? O kahverengiyi sevdim. Ha? Oh, peki ya sen? Oh. Bak, biri sizin için seçim yaptı bile. Adını ne koyalım? Nibbles. Yay, Nibbles. Gel buraya Nibbles. Nibbles sevdi Rosie'yi. Onunla oynama sırası bende. Bekle. Geri gel Nibbles. Hayır, korktu Nibbles. Hadi çocuklar, hadi Nibble için bir yuva yapalım. Nibbles bunu bence çok sevecek. Caillou, çekici verir misin? Bence Nibbles beni sevmiyor. Nibbles seni seviyor Caillou. Ama belki ona biraz daha nazik olman gerekiyor. Evet, bırak o gelsin. Ah, işte bitti. Tada! Ha? Baba! Yardım lazım mı? Hadi şimdi bir daha deneyelim. Tada! Ben ne bulsa getireyim. Ne buls? Yuvanı görme zamanı. Aa, kaçma ama. Nereye gidiyorsun? Yavaş! Hayır! Buradasın. Nibbles, hadi gel oynayalım. Caillou, geriye adım at. Ha?
Nibbles'la oynayamaz mıyım? Evet, ama sen çok heyecanlısın. Biraz da sesin yüksek. Küçük arkadaşı korkutuyorsun. Ben korkutuyor muyum? Bir tavşan olduğunu düşünsene. Biri sana böyle yaklaşsa ne hissederdin? Yavaşça ve nazik seveceksin. Hadi bir dene Kayu. Korkma lütfen Nibbles, ben iyiyim. Kayu iyi Nibbles. Yay, başardım. Yani evet, yay, başardım. Fırtına artık bir dursaydı. Neydi şimdi o? Ne kuvvetli fırtınaymış, rüzgar ağacı devirmiş. Ağaç tekrar kalkar? Zannetmiyorum Rosie. Oh, salıncağım. Tamir edilir mi? Üzgünüm Kayu. Maalesef ona da veda etme zamanı. Ama vedaları sevmiyorum ben. Gilbert nerede oturacak? Ağaç onun en çok sevdiği yerdi. Gilbert'in buraya geldiği ilk günü hatırlıyorum. Evine hoş geldin Gilbert. Burası bahçemiz. Gilbert, bütün bu yeniliğe alışman zor olmalı. Ha? Ağaçtan zarar gelmez. Bize gölge yapar ve yorgun kendi altında oturursun. Bak böyle ve yukarıdaki dallardan her yeri görebilirsin. Ağaç sadece Gilbert'ın favorisi değildi. Rosie de ağacı çok severdi. Rosie ağaç sever. Rosie ağaç sever. Kayu, tanışman gereken biri var. Kız kardeşine merhaba de bakalım. Rosie. Neden ağlıyor peki? Meraklanma Kayu. Bebeklerin ağlaması normal bir şey. Nasıl durduracağız onu? Sadece Rosie'nin kendini daha iyi hissetmesini sağlayacağız. Buldum. Acaba çok mu aydınlık? Belki abisinin ona sarılması iyi gelebilir. Nasıl? Benden mi? Ama o çok küçük. Bir dene bakalım. Sonuçta onun büyük abisisin sen. Büyük abi nasıl olunur bilmiyorum ki ben. Kafasının altından tut. Ağlaması durdu. Sihirli dokunuş işe yaradı. Bak, nasıl da hemen iyi bir büyük abi oldun Kayu. Evet, benim bu ağaçla hatıralarım çok daha önceye dayanıyor. Benim favorim buraya ilk taşındığımız gün. Ve biz bu ağacı birlikte diktik.
Bir dakika. Ağacı biz mi diktik? Ben niye hatırlamıyorum? Neredeydim? Sen daha doğmamıştın. Sen benim karnımdaydın. Yeni bir ev, yeni bir ağaç ve yakında yeni bir bebek. Ne kadar çok yenilik var. Her şey bu kadar yeniyken endişelenmen normal. İnan her şey çok güzel olacak. Birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Buldum. Anne, baba, durun. Ha? Bu tamamdır. Annesi, Kayu, ağacı dikmeye hazır mıyız? Kesinlikle. Yepyeni hatıralarımızın olacağı yeni bir ağaç. Tabii o eski hatıralarımızı da unutmayarak ama. Rosie, yardım! Fuar için hazırız biz anne. Uçan sandalyelere bineceğim. Ama başını çok döndürüyor. Fuar! Oh, bugün gidebileceğimizi zannetmiyorum. Anneniz biraz hasta gibi. Ama... Yok. Fuar? Üzgünüm çocuklar. Peki sen bizi götüremez misin baba? Maalesef. Çalışmam lazım. Üzgün yok Kayu. Rosie iyi yapar. Rosie, bana iyi bir fikir verdin. Annemizin iyi hissetmesini sağlayabilirsek belki gidebiliriz. Ne oluyor? Doktor Kayu ve hemşire Rosie seni iyileştirmeye geldiler anne. İyi. Peki. Ne mutlu. Hastamız şimdi hazır. Tamam. Ha? Evet, bu biraz sıcak. Doktor Kayı'yı dinliyoruz. Bayağı değişik. Hepçi. Yara bandı lazım hemşire Rosie. Ha? Teddy? Teddy de olur. 50 adet yok. 100 tane Teddy kucaklaması lazım Rosie. Tabii ki. Gıdık pasarı. Bir. Gıdık pasarı. İki. Gıdık pasarı. Üç. Gıdık pasarı. Dört. 97. 98. 99. Ve 100 Rosie. Kalktım. Harikasın Rosie. Ve Teddy. Evet anne, sen dinlen ve biz hemşire Rosie ile konuşalım. Bu bence çok iyi bir fikir. İyileşme yok. Hayır. Ne yapsak acaba? Beyçe. Yardım lazım bize. Kim bize yardım edebilir? Baba. Dikkat dikkat. Hemşire baba. Açık sarı alarm. Açık sarı alarm. Tamam. Üzgünüm Kayu ama baba çalışıyor. Ama bizim sana ihtiyacımız var. Ve anne.
Ve anne, tamam. Hemşire baba hemen geliyor. Nasıl? Tahmin etmiştim. Nedir durum baba? Annenizin hastalığı ciddi bir sümkürenzi. Bize bayağı mendil gerekecek. Bol bol, fazla fazla mendil. Oo. Tamam. Peki. Sağ olun. Bu yeterli. Bugün bana çok yardımcı oldunuz. Üzgünüm fuara gidemediğimiz için. Ama siz... Aa evet fuar. Doktorculuk çok eğlenceliydi. Fuarı unuttuk. Olsun. Hadi annemiz biraz dinlensin artık. Peki son bir ilaç daha. Bir... Sevgi sarılması. Yeni bir hastamız oluyor gibi Rosie. Kayu, yatıyor olman lazım. Ben... Ve ayrıca böyle korku filmlerini sen izlememelisin. Sen daha küçüksün. Ama o kadar korkunç değil. Lütfen. Aması yok Kayu. Hadi yata. Bu konuyu sabah konuşuruz. Kimse var mı orada? Kayboldum galiba. Belki burada? Resimler oynamaz. Saçmalama. Ve kalkan da hareket etmez. Eder mi? Ben büyüdüm ve korkmuyorum. Hayır. Bırak peşimi. Ah.
Evime gitmek istiyorum. Neredesin? Teddy? Ne yapıyorsun burada? Oo, beni kurtarmaya mı geldin? Sağ ol Teddy. Sen harikasın. Hayır. Ben ve Teddy'den uzak dur. Biz senden korkmuyoruz artık. Ben sana git dedim. Ha? Teddy? Baba? Uyanım, uyanım. Caillou, niye yatakta değilsin? Korkunç bir evdeydim ve bir şövalye peşimdeydi ve kaçamıyordum ve sonra... Haklıydın sen. O korku filmini izlememeliydim. Çok affedersin. Gel buraya çocuk. Teddy ile seni iyi hissettireceğiz. Bir zamanlar Caillou adında küçük bir çocuk varmış. Anne, anne. Ha? Evet Caillou, ineği satabildin mi ki? Evet. Biraz fasulye için onu takas ettim. Fasulye. Hı. Ama bunlar sihirli fasulyeler. Oh Caillou. Annesi ona inanmamıştı. Ama Caillou fasulyelerin sihirli olduğunu biliyordu. Ve o fasulyeleri bahçeye ekti. Bir gün sonra ta bulutlara kadar uzayan bir fasulye ağacı yükseliverdi. Ve Caillou tırmandı. Yukarıda ne olduğunu görmek için ağacın tepesine kadar çıktı. Vay! O kadar yükseğe tırmandıktan sonra bir de ne görsün? Korkunç bir dev. Be-fi-fo. Caillou. 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 Be-fi. Ne bu gürültü? Fo-fu. Senin şu an Rosie'yi uyutuyor olman lazım Caillou. Fasulye aç. Fasulye aç. Oh. Özür dilerim. Başka bir masal anlatırım. Pekala. İyi geceler size. İyi geceler. Peki. Bu seferki masal... Kırmızı başlıklı Rosie kız. Kırmızı başlıklı Rosie kız büyük annesine bir sepet yemek götürüyormuş. Ama yoldayken karşısına büyük, kötü... Uf! Korkunç Fuf! Git buradan! Rosie! Affedersin, seni korkutmak istemedim. Başka bir masal bulayım, dur. Rosie kız ormanda bir eve rastladı. Karnı açtı ve yorgundu. O yüzden kapıyı çaldı. Kapı açıktı. Ve içeride kimse yoktu.
Rosie kız masanın üstünde bekleyen lezzetli yemekleri fark etti. İlk kase çok sıcaktı. Ve ikinci kase de çok soğuktu. Ama üçüncü kase tam da iyi sıcaklıktaydı. Rosie kız yorgundu. Uyuyacak bir yer bulmak için bakındı. Üç tane yatak buldu. İlki çok büyük ve yumuşaktı. İkincisi de çok sertti. Ama üçüncü yatak harikaydı. Tam o sırada evde yaşayan üç ayı eve geldiler. Yataklarımızda kim yatıyor bizim? Fasulye aç. Ayılar yataklarında uyuduğu için Rosie kıza çok kızmıştı. Ama onun uyumasına izin verdiler. Ve son. İyi geceler Rosie. Peki, ne oldu sonra? Evet çocuklar, bugün hepimiz çok heyecanlıyız. Çünkü giysi oyunu günü. Unutmayın, giysi oyununun tek kuralı sizi nasıl hissettiren bir şey giymeniz. Aynen öyle. Peki, ne bekliyorsunuz o zaman? Koş! Jeffrey, bir şey seç de oynamaya başlayalım. Daha emin değilim. Siz oyuna başlayın, ben sizi yakalarım. Define avı için çok mükemmel bir gün. Ve definemiz bu yönde. Ama define yok mu ki? Aa, var. Bir definenin yeri adı Teneffüs'ün kayıp definesi. Ninjalar! Ne yapacağız? Ben savaşalım derim. Uçarak kaçamaz mıyız? Yardım gerekli. Hey! Arkadaşlarımı bırak! Sen kim oldun peki Jeffrey? Ben bir peri savaşçıyım. Vay, harika. Diğer kostümler alınmış mıydı? Yok, ben bunu beğendim.
Sihir en iyisi. Ama peri bir kız kostümü değil mi? Aa, değil. Ama öyle. Öyle mi? Niye? Sadece ben bunu giymek istedim. Aa, belki başka ne olsan? Bir Viking veya korsan ya da... Hayır. Aa. Jeffrey Daly'ni bıraktı. Bu biraz ayıp oldu ama. Biz sadece kız kostümü olduğunu söyledik. Ki kendine uygun olanı seçebilsin diye. Mrs. Martin'in dediğini hatırlayın. Giysi oyunu gününün tek kuralı bizi mutlu eden bir şey giymemizdi. Evet, mutluydu da aslında. Hey Jeffrey, değneğini düşürmüşsün. İstemiyorum. Ama ninjaları nasıl yeneceksin? Ve uçmak için kanatların lazım. Peri savaşçın çok harikaydı bence de. Ve sihir hep en iyisi. Kostümün için söylediklerimize özür dileriz Jeffrey. Ne istiyorsan onu giyebilmelisin. Ve seni mutlu da ediyorsa giysi oyunu için bu harika olur. Sihirli değneğin. Hey! Oh hayır, havai fişekler kaçıyor. Buradan gayet iyi görüyoruz işte. Bunlar Çin yeni yılı kutlamaları için olmalı. Bu süveter sana gerçekten çok yakışıyor Kayyu. Sağ ol. Sarah kırmızı uğur getirir dedi. Ha? Ha, hey Sarah. Çin yeni yılın kutlu olsun. Selam Kayyu. Kayyu'yu yemeğe çağırdığınız için teşekkürler. Birkaç saati almaya geliriz. Biz teşekkür ederiz. Burada olmandan dolayı çok mutluyuz Kayyu. Bu terlikleri giy istersen. Kayyu. Xinyan ha. Ha? Türkçesi iyi seneler. Oh. Xinyan ha. Oh, wow. Al hadi. Tabii, portakallara bayılırım. Çin yeni yılında şans getirsin diye portakalları böyle koyarız. Yum, bu şans portakalı çok iyiymiş. Bu bir ejderha mı? Evet, bu ejderha dansı. Ejderha kötü şansı korkutur ve iyi şans getirir. Wow. Git buradan kötü şans. Oh. Ha? Bu ejderhanın kanatları yok. Çin ejderhalarının kanatları yoktur. Böyle sallanır dans ederler Kayyu. Sarah, Kayyu. Ha? Hadi şimdi Zaşoşen. Hey, o ne demek? Bu kırmızı zarf demek. Oo. Ha. Oo. Bu kırmızı zarflarla çocuklara para verilir.
teşekkürler. Güvenli ve huzurlu bir yıl olsun Sara ve Caillou. Bu parayla ne yapacaksın? Boşa harcamamalıyız. Haklısın. Ne almalı? Çok önemli bir şey. Mesela... Şeker. Balıktan almak ister miydin Caillou? Evet lütfen. Çin yeni yılında balık yemenin başarı getirdiğine inanılır. Bak böyle Caillou. Yemek çubukları ilk başta zor olur. O yüzden önce bunlarla başla. Yum. Sonra da havai fişekleri izleyeceğiz. Tekrar olacak mı? Kaçırdığımı zannediyordum. 3, 2, 1. Anneler seni almaya geldiler. Gitmek zorunda mı? İkinizin de yatma vakti geldi. Böylece senenin ilk gününe dinlenmiş kalkarsınız. Ejderha dansı kötü şansı korkutmak içinmiş. Öyle miymiş? Ve yemek çubuğu kullanmayı öğrendim. Çok kolaymış. Bu akşam çok şey öğrendin sen. Evet ve... Artık yatma vaktin geldi. Çin yeni yılınız kutlu olsun. Çin yeni yılın kutlu olsun Caillou. Güzel bir uçak Leo. Bu sabah ilk sunumu sen yapmak ister misin? Ben çıkabilirim. Harika. Hafta sonunu anlatırken ben nasıl hissediyorum tablosunu kullanmayı unutma, tamam mı? Bu hafta sonu benim büyük annemin doğum günüydü ve ben... Birçok farklı hisler işte Bayan Martin. Bir dinleyelim mi o hisleri? Önce kafam karışıktı. Çünkü pasta seçmem lazımdı. Ve çok fazla seçenek vardı. Caillou, büyük anne hangisini sever sence? Kırmızı onun en sevdiği renk çünkü. Bu seni nasıl hissettirdi Caillou? Gururlu. Yetkili olan bendim. Evet, ben patronumu severim. Pekala. Sağ ol Jason. Peki sonra Caillou? Bu sefer sıra hediyeye geldi. Ben birazcık kaygılıydım. Çünkü büyük anne ne sever diye düşünmeliydim. Bir dükkana gittik. Ama sadece büyükler içindi her şey. Hiç oyuncak yoktu. Bunlara ne dersin baba? Onlar iyiler Caillou. Ama sence büyük annen sever mi çorapları? Eww,
Böcekler korkunç. Bana hissettirdiği üzgün. Ama başka şeyler aramaya başladım. Bak, büyük annemin bahçesindeki çiçeklere benziyor. Harika. Bence çok sevecek. Hayır, o büyük anne içindi. Dur bakalım Kayu, bu hanım aldı ilk. Ama güller büyük annemin en sevdiği çiçekler. Ha? Ha? Yaşadığım hayal kırıklığıydı. O süveteri alamayınca. Ama sonra bizim almamıza izin verince çok sevindim. İyi bir insana denk gelmişsiniz. Evet öyle. Ama sonra gerçekten iyi hissetmedim. Çünkü annem büyük annemin doğum günüm için ördüğü kaşındıran kazağı giydirdi. Kaşındıran kazak böcekten beter. Evet. Hissettiğim şey somurtkan. Ama büyük annem giydiğime çok sevindi. Oh Kayu, sana ördüğüm kazağı giymişsin. Ve bu seni nasıl hissettirmiş olmalı? Endişeli. Affedersin büyük anne. Senin pastanı berbat ettim ve doğum günü partini. Hiçbir şeyi berbat etmedin Kayu. Aksine bana en güzel hediyeyi sen verdin zaten. Ama ne alıyor Kayu? Bu süveteri sevmiyorum. Sadece sen verdin diye giyiyorum ama çok kaşınıyor. Affedersin. Oo Kayu. Ha? Bana bunu iyi ki söyledin şimdi sen. Öyle mi? Evet öyle. Hiç sevmemene rağmen senin onu giymiş olman çok düşünceli. Çünkü beni mutlu etmek istiyordun. Ama rahat edeceğim bir şey giymenin hiçbir mahsuru yok. Ve pastaya gelince seninle vakit geçirmek bana verilecek en güzel hediye. Şimdi beraber bir pasta yapmaya ne dersin? Büyük annemin doğum gününde birçok şey hissettim ama başkalarının iyi olmasının beni mutlu ettiğini anladım. Ve hissettiklerim konusunda kafam karıştığı zaman iyilik yapmayı seçebildim. Ve bu her şeye çok iyi geldi.